Günaydınlar, ben Özlem Pospaşoğlu. Değişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Muhteşem sonuçlarla bugün Yelda Hanım ile birlikteyiz. Yelda Hanım'a 4 seans işlem gerçekleştirdik. 4 seansta şahane sonuçlar elde ettik ve birazdan 5. seansımıza start vereceğiz. Hemen öncesinde gelin birlikte hatırlayalım. Yelda Hanım'a buzla yağ kırma işlemi yaptık. Yağları dondurduk. Dondurulan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla atılıyor. O yüzden bu süreçte su tüketimi çok önemli. Seanslarımız 15 günde bir tekrarlanır. Dolayısıyla malum pandemi dönemindeyiz. 15 günde bir kendinize minik bir zaman ayırarak hızlıca forma girmenizi sağlayan bu işlem sayesinde 15 günde bir adım adım gelişmeleri zaten sizlerle paylaşıyor oluruz. Ardından kendisine buzda yağ kırma işlemiyle birlikte 2-3 bölge aynı anda zayıflama, incelme etkisi sağlayan bir işlem gerçekleştirdik. Bu işlemin en büyük özelliği ise ilk seans itibariyle üstün sonuçlar veriyor olması ve danışanı da her seansta mutlu bir şekilde buradan uğurluyor olmamız motivasyon açısından hem danışanımız için hem bizler için çok önemli. İşlemin detaylı bir şekilde sonuçlarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Hemen öncesinde Yelda Hanım 4 seansı geride bıraktık. Birazdan 5. seansımız başlayacak. Duygu ve düşünceleriniz, kıyafetlerinizle aranız nasıl? Biraz izleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tabii, yani şöyle, bugün buraya gelmeden önce giymem çok kısa sürdü. Çünkü eskiden şöyleydi, hani dolabımda bir şeyler seçiyordum, giyiyordum. Yok, bu çok şişko gösterdi. Yok, bu işte çok kilolu durdu. İşte bu, yok bu bacaklarımı kalın gösterdi. Sürekli böyle kıyafetler atıyordum ve arkamda böyle bir yığın oluyordu ve yani hep şeydim, emin değildim. Bu sabah şey dedim yani ve şöyle söyleyeyim size, uzun zamandır içime hani bir şey koymak, işte koymamak, böyle kilolu hanımefendilerin hep böyle bir sorunudur. Ya bol giyin biraz şey dursun, ince göstersin, işte kalçamı geniş göstermesin, daha geniş olsun gibi. Yani ben resmen eski kıyafetlerime geri dönmeye başladım çünkü kendime bir hedef koymuştum zaten. Bunu incelince giyeceğim, bunu yapacağım. Ama şunu anladım ki aslında o hedefi koymaya gerek yok, o bizim elimizde. Siz bu konuda bizi çok iyi motive ettiniz. İnsanın hem beyninde bitiyor hem aldığı desteğin kıymetini biliyor ve hem de sizin burada verdiğiniz hızlı motivasyon hani sonuca çok çabuk götürüyor. O yüzden o sonucu gördükçe de daha fazlasını göresiniz geliyor. Ben bugün öyle bir motivasyonla geldim. Şey diyorum hani bugün kendim için ne yapacağım? Evet, bugün kendim için çok iyi bir şey yapacağım. Ve beni mutlu edeceğini de biliyorum. Özgüvenimi getireceğini de biliyorum. Yani bugün böyle çok şeydim, hani gayet emin ve hani bugün bakalım seansta ne sonuçlar alacağız diye hani o heyecanla geldim. Harika, harika. Zaten zayıflama sürecinde en önemlisi motivasyondur. Bu işlemler sayesinde aslında tamamen kontrollü bir incelme elde ediyoruz. Cihazlarımız ve yöntemler sayesinde dilediğimiz noktada o tramvayı yaratıp buzla yağları dondurduktan sonra o bölgenin incelmeme gibi bir şansı olmuyor. Zaten biz sizleri adım adım elektronik ölçülerimizle de takip ettiğimiz için tam olarak hangi bölge ne aşamada olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani çok kısa sürede zaten 4 seans dediğimiz, yani böyle aylarca süren bir programdan zaten bahsetmiyoruz. Çok kısa bir süremiz var ve bu sürede biz sizi hazırlayacağız ve hedefe ulaştıracağız demiştik. Zaten beklentilerimizin de üstünde bir ilerleme söz konusu. Yani 4 seansta 10 santim sizden ayrıldı. Evet, vedalaştık. Çok mutluyum. Bu çok ciddi bir sonuç aslında. O yüzden dolayısıyla kıyafetlerle aranızın kısa sürede hemen, çünkü en son geldiğinizde dediniz ki 10 yıl önce içine girdiğim pantolonun tekrar bir denedim ki bol bile geldi. İnanılmaz. 10 yıl. Yani yağ kırmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyorsunuz burada. Çünkü şey, aynı kiloda olup bedenleri farklı insanlar var. Ben sizden açıkçası bu konuda gerçekten iç yağlanmanın hani yok edilmesinin ne kadar önemli olduğunu, bedenin içinde ne kadar büyük değişimler yaratabileceğini de görüyorum. Yani sadece zayıflamak değil, önemli olan yağı yakabilmek ve sonrasında da koruyabilmek. Yani ben bu desteği aldığım için gerçekten kendim için çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Harika, harika. Biz de çok heyecanlı bir şekilde sizi takip ediyoruz ve izleyicilerimiz de zaten tüm gelişmeleri paylaşıyoruz. 4 seansta 10 santim, birazdan 5. seansa gireceğiz ve bugün Yelda Hanım'a neler yapacağız? Buzla yağ kırma işlemi yapacağız. Tekrardan ihtiyaçlı bölgeleri, bölgelerde bulunan yağ oranını düşürmek için. Ardından 2-3 bölge incelme ve sıkılaşma etkisi sağlayan
üst düzey bir programı alacağız kendisine. Ve bakalım 5. seansımızın sonuçları ne durumda olacak? Birazdan başlıyoruz. Evet, Yelda Hanım'ın 5. seansı tamamlandı. Şimdi gelin birlikte bakalım elektronik ölçüm sonuçlarımız ne durumda? Evet, Yelda Hanım ile birlikteyiz. 5. seansımız da tamamlandı. Elektronik ölçülerimizi de aldık ve sıra geldi sonuçları açıklamaya. 5 seansta yani maksimum ne olabilir ki diyeceksiniz. Hemen söylüyorum. Yelda Hanım toplam 14,5 santim incelme elde etti. 5. seansın sonucu. Şimdi Yelda Hanım'a neler yapılmış olabilir 14,5 santim sonuca ulaşmak için? Yelda Hanım'a yağ kırma işlemi yaptık. Buzla yağları dondurduk. Dondurulan yağlar vücuttan dışarı hemen atılmaya başlanıyor. Bunun için de bol su tüketimi çok önemli. Kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılır. 15 günde bir bu seans tekrarlanır. O yüzden malum pandemi sürecindeyiz, evlerdeyiz. Ancak 15 günde bir eğer böyle bir imkanınız varsa bu süreçte daha fazla yağlanmaya devam etmeyin derim. 2-3 bölge aynı anda zayıflamak istiyorum diyen, yani bölgesel değil daha genel bir program tercih eden danışanlarımıza ise üst düzey bir işlem uyguluyoruz. Tıpkı Yelda Hanım'a uyguladığımız gibi. İncelme ve sıkılaşma etkisi top seviyede bir uygulama. Çünkü hemen seans öncesi ve sonrası bu işlem sayesinde elektronik ölçüler alıyoruz ve elde ettiğimiz sonucu net bir şekilde sonuçlarımızda görüyoruz. Yağ kırma işlemleri ile birlikte mutlaka sıkılaşma programını öneriyoruz. Yelda Hanım'a yapmış olduğumuz üzere. Şimdi 14,5 santim incelmemiz var. 1,5 kilo kas kazandık. Ne demek 1,5 kilo? Demek ki Yelda Hanım'ın ihtiyacı bu şekildeymiş. Daha az da olabilirdi, daha fazla da olabilirdi. Sistem kişinin ihtiyaçları doğrultusunda kaslara uyarı gönderir ve kasların sıkılaşmasını sağlayan bir işlem aslında. 4 kilo 200 gram yağ kitlesinden azalma elde ettik. Bunu her zaman söylüyoruz. İşlemin etkisi kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösterir. Yani başlangıç yağ oranınıza göre sonuç elde edersiniz. O yüzden sonuçlar danışanlarımızda her zaman değişkenlik gösterir. Ancak herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda da neticesini, memnuniyetini elde eder. 4 seansı geride bıraktık. Bugün 5.'yi yaptık. -14,5 santim. Neler hissediyorsunuz? Seansa girmeden önce bu kazak dışarıdaydı. Evet, çünkü ben hep öyle alışkındım. Ben yani de dedim ki bu kazak artık pantolonun içine girsin. Çünkü çok güzel belimizin, bakın, yani vücut hatlarımız tekrardan adeta şekilleniyor. Aynen. Ama siz alışmışsınız ve aslında vücut o kadar çok inceliyor, değişiyor ki siz o hıza yetişemiyorsunuz. Ben de o zaman ne diyorum? Kazaklar artık pantolonun içine girsin, belimizi gösterelim. Neler hissediyorsunuz? Bütün arkadaşlarım beni mahvedecek kıskanmaktan çünkü. Çünkü sürekli soruyorlar ne yapıyorsun diye. O yüzden oldukça şanslı olacağımı düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi hem sağlıklı beslenme desteği, hem sistemin desteği, hem de sizin dediğiniz gibi motivasyonunuzla iyi bir yere gelecek. Yani ben inanamıyorum. Yani hiçbir zaman uzun yıllar böyle zayıflayıp tekrar kilo alma hikayelerim var. İşte diyetisyene de gidiyorum. Tabii ki uzman desteği almak çok değerli. Ama bu motivasyonu hiçbir zaman bu şekilde koruyamadım. Dolayısıyla hani bu kadar kısa sürede bu kadar yağ yakacak şekilde sonuçlara ulaşmış olmak yani benim için inanılmaz, öyle söyleyeyim. Ve korumak için elimden geleni yapacağım, yani öyle bir motivasyonum evet, var. Evet, çünkü her zaman bunu söylüyoruz ve duyuyoruz danışanlarımızdan. Bize geldiklerinde ben daha önce diyetler yaptım, zayıfladım, kiloları verdim ama göbeğim gitmiyordu. Üstelik gebelik olduysa daha bir ciddi bir ihtiyaç söz konusu oluyor. Dışarıdan bir müdahale, ciddi bir yağ kırma işlemi sayesinde kontrollü bir
bölgesel incelme elde ediyoruz. Yani istediğimiz şekilde vücudunuzu, sizi rahatsız eden bölgelerini kontrol altına alıyoruz. Elbette ki bunun yanı sıra sağlıklı beslenme de olursa elde edilen sonuçlar kalıcı oluyor. Yelda Hanım'ın sonuçlarını sizlerle adım adım paylaşmaya devam ediyor olacağız. 6. seansımızı bir sonraki bölümde detaylarını sizlerle paylaşacağız. TV8'de kalın, 8'de sağlıkta. Her gün birlikteyiz.